Arkadaşlar geliş çalışalım. Size fotoğraf alıyoruz. Girdin mi çok? Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Selami Kılıç'a sunmaktan onur duyacağız. Şimdi Sayın Zahit İkbal'i Kur'an-ı Kerim okunması için davet ediyorum.
Ladies and gentlemen, distinguished guests, welcome. Ekselansları Sayın Ali Şahin, Ekselansları Sayın Muhammed Balta, değerli bakanım ve bakan yardımcınız, AK Parti üyeleri ve değerli Pakistan dostları. Words on three Turkish, eminent Turkish personalities who have played an outstanding role in further strengthening Pakistan-Turkey relations. The Pakistan-Turkey relationship is fortunate to have been nurtured by outstanding individuals like Mr. Ali Shaheen, Mr. Muhammad Balta, and Dr. Selami Kılıç. Bugün burada 3 seçkin Türk'e sunacağımız devlet nişanı takdim töreninde bulunmanız bizleri onurlandırdı. Bu kişilerin Pakistan-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesinde öne çıkan rolleri olmuştur. Pakistan-Türkiye ilişkileri Sayın Ali Şahin, Sayın Muhammed Balta ve Doktor Selami Kılıç gibi öne çıkan isimlerle beslendi. Mr. Muhammad Balta, I always saw a Turkish leader with great vision and understanding. I always learned from him, from his wise advice and guidance, but the most important thing in his is his exemplary love and affection towards Pakistan. As the former chairman of Pakistan-Turkey Interparliamentary Friendship Group, Mr. Muhammad Balta made outstanding contributions towards strengthening the interparliamentary relations between the two countries and went out of his way to play host to visiting parliamentary delegations from Pakistan. In crisis, Dr. Selami was always just a call away, thereby reaffirming his commitment and support towards Pakistan. Törne yaptığı önemli desteği anlatamayız bile. Maalesef kendisi son dakika çıkan resmi görevinden dolayı. My dear countrymen, I wish to extend heartiest felicitations to my fellow countrymen on 74th Independence Day of Pakistan. This day reminds us of the immense sacrifices rendered by our forefathers under the dynamic leadership of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. The day is an occasion to reaffirm our resolve to live up to the ideals of our founding fathers and pay homage to the heroic struggle of all workers of Pakistan movement. Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhuriyeti'nin bütün unsurlarının kahramanca mücadelesine saygı duymak ve ülkenin kurucusu atalarımızın ideallerinin yaşatılması için kararlılığımızı gösterme günüdür. Which had adverse impact on all sectors of life, that is economy, health and education. Smart lockdown. It is must that we continue with the precautions. We have seen that such challenges in the past, like the earthquake in October 2005 and heavy floods in 2010. On this auspicious occasion, let me... ...kısıtlama kararlarına akıllıca uyarak bu durumun üstesinden gelmek için azim göstermiştir. Geçişte üstesinden gelmiştik. Bu durumdan istifade ederek birlik beraberlik duygusunu ortaya koyan... ...at risk during the pandemic. Additionally, I also deeply admire the role of media, ulema, and today, our hearts are profoundly grieved by the suffering of our brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, who are facing military siege since past 1 year. We stand firmly behind our Kashmiri... Pakistan'ın 74. bağımsızlık gününde 3 değerli Türkiye sunulacak olan devlet nişanı Şentop'un bugün için gönderdiği mesajı iletmesi için Sayın Doktor Necip Fazıl Kurt'u sahneye davet ediyorum. Değerli misafirler, Türkiye ve Pakistan dostluğunun bir kez daha kamil bir şekilde tezahür ettiği bu törende ve Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin 74. kuruluş yıl dönümünü idrak ettiğimiz bugün de Yüce Türk Meclisi ve Türk Milleti adına tüm katılımcıları en samimi dileklerimle selamlıyorum. Dear guests, I salute all the participants on behalf of the Grand National Assembly of Turkey and our beloved nation with my sincere wishes in this significant ceremony as we realize the 74th founding anniversary of Pakistan and where Turkish-Pakistani friendship is clearly manifested once again. Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki tarihten gelen özel kardeşlik ilişkileri zor zamanlarda ve milli davalarımızda birbirimize verdiğimiz desteklerde açıkça ortaya çıkmıştır. Unique brotherly relations between our countries and peoples
dating back a long time, having apparent through the support we have given each other in hard times and for our national causes. Türkiye, başta Keşmir davası olmak üzere, Pakistan'ın ve Pakistan halkının her davasında ve iddiasında yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Türkiye, benzer bir dayanışmayı ve kardeşliği Pakistan'dan görmekten ötürü büyük bir memnuniyet içindedir. Turkey has always stood by Pakistan when it comes to the causes of the people of Pakistan, particularly the Kashmir cause, and Turkey will continue to do so. Turkey has a great pleasure to always see a similar solidarity and brotherhood from Pakistan. Türkiye'nin Pakistan'la ilişkileri, Pakistan'ın bağımsız bir devlet olarak kuruluşundan itibaren yakın dostluk ve kardeşlik anlayışı temelinde şekillenmiştir. Turkey's relationship with Pakistan has been shaped on the basis of friendship and brotherhood since Pakistan's establishment as an independent state. Türkiye-Pakistan kardeşliği, tarihin güçlendirdiği, tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir. Bu samimi kardeşlik, şair-i azam Muhammed İkbal'in ve kaid-i azam Muhammed Ali Cinnah'ın kıymetli miraslarıyla bugünlere gelmiştir. Turkish-Pakistani brotherhood is a genuine brotherhood that takes its strength from history and is reinforced by historical events. This intimate brotherhood has come to these days with the prestigious legacies of Şair-i Azam Muhammed İkbal and Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve Türkiye-Pakistan Dostluk Grubu Başkanımız Sayın Ali Şahin ve Çevre Komisyonu Başkanımız Sayın Muhammed Baltay'a Sitare-i Pakistan devlet nişanının tevdi edilmesi ve yine Sağlık Bakanlığımız bürokratı Sayın Selami Kılıç'a Sitare-i İmtiyaz Madalyası verilmesi iki ülke dostluğunun bir başka nişanesi hükmüne geçmiştir. Also today, awarding Mr. Ali Şahin, Quaestor of the Turkish Grand National Assembly, Chairman of Turkey-Pakistan Interparliamentary Friendship Group, and Mr. Muhammed Balta, Chairman of the Committee on Environment, with the state medal, namely Sitare-i Pakistan, and Mr. Selami Kılıç, Bureaucrat of the Ministry of Health with Sitare-i İmtiyaz Medal, has proven to be another sign of the friendship between the two countries. Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, Türkiye ve Pakistan, her daim dost ve kardeş olmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye ve Pakistan kardeşliği ve dostluğu ilelebet yaşayacaktır. Bu vesileyle halklarımıza refah, huzur ve esenlik dileklerimi iletiyor. Pakistan'ın 74. bağımsızlık yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. Çok yaşasın Pakistan ve Türkiye dostluğu. Pakistan Türkiye dostu zindabad. I would like to express once again that Turkey and Pakistan have shown the meaning of being friends and brothers forever to the whole world. Turkish-Pakistani brotherhood and friendship will live forever. On this occasion, I would like to convey our people my wishes for welfare, peace and well-being and sincerely congratulate the 74th independence anniversary of Pakistan. Long live Pakistan-Turkish friendship. Pakistan-Türkiye dosti zindabad. Pakistan Büyükelçisi Ekselansları Muhammed Sayrus Sajat Gazi ve Ekselansları Sayın Ali Şahin'i devlet nişanımızı takdim etmek üzere sahneye davet ediyor. Şahin, partisini Pakistan'da birçok konferansta da temsil etmiştir. Hearing from Gaziantep, Mr. Ali Şahin is a seasoned politician belonging to the AK Party. Mr. Ali Şahin was educated in Pakistan. Karagücünü almak için bir etkinlik düzenlenmiştir. Sayın Ali Şahin aynı zamanda Türkiye'deki çeşitli gazetelerde yayınlanan Pakistan hakkında Twitter takipçisi bulunmaktadır. Mr. Ali Şahin is the founder of South Asia Strategic Research Center in Istanbul. GASAM has been very active in promoting bilateral relations between the two countries. An event was organized at GASAM in 2016 to mark the Kashmir Plan Day. Mr. Ali Şahin has also written many articles about Pakistan, which were published in various newspapers in Turkey. He is a significant Twitter follower, both in Pakistan and Turkey. The President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer on Mr. Ali Şahin the award of Sitare-i Pakistan.
sizinle paylaşmasını rica edeceğiz. Cenab-ı Vezir, Vezir Sahip, Cenab-ı Erakin-i Parlament, İzzet Mahab, Aziz Hazirin-i Kiram. Sayın Bakanım, Genel Başkan Yardımcıları, Sayın Milletvekilleri, Sayın Bakan Yardımcım, Ekselansları, Değerli Hazirin. Bohati İhtiram Kesant, Meyat Sepko, Bemisal Pakistani Avanko, İhtiram ve Muhabbet Kesat, Selam Peşkertam. Hepinize saygılarımı sunuyor, eşsiz Pakistan halkını buradan saygı ve muhabbetle selamlıyorum. M. Ali Şahin. Ben Ali Şahin. Abay-ı Mülkse Alak, Nehideka. Pakistan'ı hiçbir zaman ana vatanından farklı görmedim. Güzeşte Februari Akne Muhterem Sadr-ı Cumhuriye Recep Tayyip Erdoğan ke saat Pakistan ke doğru kerte hoye Pakistan'ı dostum ya mucet dusri vatan ke doğru per koşan değil kaha. Geçtiğimiz Şubat ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Pakistan'ı ziyaret ederken Pakistanlı dostları bana ikinci vatanına hoş geldiniz dediler. Mene unhune kaha ki jitna Türkiye mera abayi vatan hai İtna hi Pakistan mera abayi vatan hai. Bense onlara Türkiye benim ne kadar ana vatanımsa Pakistan da o kadar ana vatanım dedi. Kyun? Neden? Kyun ki ham Türk bacche apne DNA mein Pakistan ki muhabbet ki nakş ki gayi koz ke saath is dunya mein aata hai. Çünkü biz Türk çocukları DNA'larımıza toplanmış Pakistan sevgisiyle dünyaya geliriz. İs vecahse Türkiye, Pakistan, Bahi Çargi, ek eysel bey misal cinati Bahi Çargi hai, jiski koi misal dünya mein nahi milti. O nedenle Türkiye, Pakistan kardeşliği dünyada eşini rastlanmamış, benzersiz genetik bir kardeşliktir. Belucistan ki bacche, mere bacche hai. Khyber Pakhtunkhwa ki maye, meri maye hai. Punjab ki chawil ke, chawul ke kheto mein, काम करने वाले औरतें मेरी बहनें हैं सिंध की गंदम रंगत वाले फराउदी कदर शिनास इंसान मेरा भाई हैं कश्मीर मेरा सांस कश्मीर मेरा तनफस है बलूचिस्तान çocukları benim çocuklarım Hayber Pakhtunkhwa'nın anaları benim annem teyzemin mümkün pirinç tarlalarında çalışan kadınlar benim kız kardeşlerim Sindin esmer tenli, cömert ve kadir şinas insanları benim erkek kardeşlerim. Keşke benim aldığım soru verdiğim nefes. Sind, Celim, Cenab-ı Orsut Leşka, zindegi deyte huye bani, na sırf Pencab or Sind ki zeminon ko serap kerta hai, belki meri Pakistani ruh ko bi serap kerta hai. İndüz, Çelim, Çenam ve Sütleş'in coşkun suları sadece Pencab'ın, Sindin mümin topraklarını sulamıyor. Benim Pakistan ruhumu da suluyor. Aziz dostum, Ceyse Avka dil ek insan or mülko teknat pesent kerta hai, veyse hi apka dimağ apke ankon ke samne me uski şekil banata hai. Değerli dostlar, bir insanı ve bir ülkeyi kalbini nasıl görmek isterse zihniniz öyle şekillendirir gözlerinizi de. Pakistan, Sindhi, Beluji, Pakhtun, Pencabi or Keşmir ka rengun se müzeyyen ek pulun ka güldesta hai. Pakistan, Sindhisi, Belucisi, Pakhtun, Pencablisi ve Keşmirlisi ile rengarenk bir çiçek bulur. Eski bir kültür ve yaşam mozaiğidir. Pakistan, Behr-i Hind ke sahil per Khuda ki banayi hui ek şandar musavviri hai. Allah'ın Hint Okyanusu'nun kıyılarında resmettiği muhteşem bir tablodur Pakistan. Mera dilne ey seyit Pakistan mera ankon ke samne rek diya hai aur main us Pakistan se bahut pyar karta hoon. Benim kalbim işte böyle bir Pakistan koydu gözlerimde ve ben çok sevdim bu Pakistan. Aisa asani se nahi hua. Kolay olmadı. Müşakkat, sabır, cedd-i-cöhd aur tevekkül meri zindagi ke pehwan cherne wale dor ke pehchan banane wale alfaz hain meşakkat sabır gayret ve tevekkül benim yetişme hayatını tanımlayan ifadelerdir ji ha ye kabhi bhi aasan nahi tha maine aaj ka ali shahin ko
تختان کا سہروں کے معصوم اور ویران راتوں کے سفر کرتے ہوئے تیار کیا ہے. Evet, hiç kolay olmadı. Ben bugünkü Ali Şahin'i taftan çevirip masum ve tenha gecelerinde yol alırken inşa ettim. Karachi se şuru kerke Gaziantep tek sat dinon ka apna pul meşakkat sefer kerte huye mene kabhi socha tek nahi tha ki ek din mera pyara Pakistan mujhe aisa bara ehsas ke qabil samjhega. Karachi'den başlayıp Gaziantep'e kadar sonra 7 günlük meşakkat yolculuklarını yaparken bir gün Pakistan'ın beni böyle bir gün onlara layık göreceğini asla hayal edemezdim. Lekin jaisa khuda ka vaada hai, her müşkil ke baad asani aur khushkhabari aati hai. Ama her zorluktan sonra başlayan bir kolaylık ve müjde vardı Allah'ın vaad ettiği. Aur aaj us ilahi khushkhabari ke saath hum ek dusre ke samne hain aur main apni zindagi ka sabse khususi din bita raha hoon. Ve işte bugün o ilahi müjdeyle buluşuyoruz. Ve ben hayatımın en güzel gününü yaşıyorum. Mujhe sare Pakistan ke qaumi izaz ke qabil samajhne par sabse pehle main sadr mamlakat Pakistan Janab Arif Alvi ka riyasat Pakistan ka muhtaram safir High Excellency Qazi Sajjad Series aur puri Pakistani awam ka behad shukrgizar hoon. Sizlerle Pakistan nişanına layık gören, başta Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Arif Alvi'ye, Pakistan hükümetine, Sayın Büyükelçimiz Ekselansı'nın Sayın Sajjad Gazi Bey'e ve tüm Pakistan halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Or, apne zindagi ke is sabse ziyada kıymeti award ko Pakistan ki muhabbet mein mujhe palne wale apne maa aur baap ke ve hayatımın en değerli bu ödülünü beni Pakistan sevgisi geliştiren anne ve babama. Mujhe husul ilm ke liye Pakistan bhejne wale merhum Necmettin Erbakan ke beni Pakistan'a eğitim için gönderen merhum Necmettin Erbakan. Pakistan aur Turkiye ka taallukat mein mujhe khizmat guzar banane wale apne leader Recep Tayyip Erdoğan ke Pakistan ve Türkiye ilişkilerine hizmetkar kılan liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Meri taraf se hamesha nazar andaz kar dena ke bawajood meri saath Himalaya ki tarah gehri rehne wale apni pyari biwi Ebru Shahin aur apne bachchon Ahmed Halkan Safiye Feyza ke kendilerini hep ihmal etmeme rağmen arkamda Himalaya'da gibi duran sevgili eşi Ebru Şahin, çocuklarım Ahmet Halkan, Safiye Feyza'ya. Apna manevi beta kabul kerken, mujhe apna manevi beta kabul kerken, kerne wali apni Pakistani manevi ma manra bibi ke. Benim kendine manevi oğul kabul eden, peşaverde manevi anne manra bibi ke. Aur jiska miyamar Allah hai, us kadim aur ebedi Türk Pakistan dosti ka naam karta hu. Ve miyamar Allah olan kadim ve ebedi Türk Pakistan dostunu adıyorum. Aaj ek khas din hai 14 august Pakistan ki azadi ki salgirah ka din us mauqe par main tamam Pakistani bhaiyon ko 14 august yom azadi ka mubarak baat deta hu. Bugün çok özel bir gün. 14 Ağustos Pakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü. Tüm Pakistanlı kardeşlerimin bu vesileyle 14 Ağustos bağımsızlık gününü kutluyorum. Ahiri kelam jaisa ki Allama Iqbal Allama Muhammad Iqbal ne kaha Çin ve Arap hamara, Hindistan hamara, Müslüman hai hum, vatan hai sare jahan hamara. Son sözü Allah'a emanet ettiğim gibi, Pakistan bizimdir, Çin Arap bizimdir, Hindistan bizimdir, Müslümanız biz, bütün cihan bizimdir. Edeb ve ihtiram ke saath, aap sabko bahut bahut shukriya. Saygılarımla ve teşekkürler. Trabzon'da tanınan Sayın Muhammed Balta, AK Partili tanınmış bir politikacımızdır. Kendisi 2015 yılından beri Türk Parlamentosu'nun bir üyesidir. Pakistan'ı çok seven bir ailenin çocuğu olan Balta, Türk Parlamentosu'nda Pakistan'da olan dostluğunun güçlü bir savunucusudur. Kendisi aynı zamanda Türkiye-Pakistan Parlamentoları
He has been a member of Turkish Parliament since 2015. Growing up in a family that loved Pakistan, Mr. Balta is a strong proponent of friendship with Pakistan in the Turkish Parliament. He also served as the chair of Turkey-Pakistan Inter-Parliamentary Friendship Group. Parliament? Sayın Bakanım, çok değerli Genel Başkan Yardımcılarımız, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli belediye başkanlarımız, değerli misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Arif Albi tarafından şahsıma Sıtre-i Pakistan Devlet Nişanı'nın devredilmesinden ötürü duyduğum gurur ve mutluluk ile siz değerli dostlarımızı ve Sayın Büyükelçi nezdinde tüm Pakistan halkını en içten dileklerimle saygıyla selamlıyorum. Distinguished Ambassador, dear guests, I greet our dear friends and all the Pakistani people with my sincere wishes in the presence of the esteemed ambassador, with the pride and joy that I have been given the honor of the state medal, namely Sıtre-i Pakistan, by His Excellency Arif Albi, the President of the Islamic Republic of Pakistan. Özellikle Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin 74. kuruluş yıl dönümünde bu nişanı almak büyük bir gururdur. Pakistan'a ve kardeş Pakistan halkına müreffeh, muzaffer, bağımsız bir gelecek diliyorum. It is especially a great honor for me to receive this medal on the 74th anniversary of the foundation of the Islamic Republic of Pakistan. I wish a prosperous, triumphant and a sovereign future of to Pakistan and the brotherly people of Pakistan. Çok önemli bir tesadüf esasında çok sevinçliyim. Aynı zamanda mensubu bulunduğum siyasi parti AK Parti'nin de 19. kuruluş yıldönümü. And this is a coincidence also, and today is the 19th anniversary of the foundation of AK Parti, which I am also a member of. Saygıdeğer katılımcılar, Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşlik bağları dünyada pek az ülkeye ve millete nasip olmuştur. İki ülke en zor günlerinde birbirlerinin yanında olmuş ve birbirine destek vermeyi bir görev adetmiştir. Bizim kardeşliğimiz kan bağından gelmese de kan bağından çok daha öte olan gönül bağından olmuştur. Gönüllerimiz bir, sevincimiz bir, acımız birdir. Esteemed guests, brotherly ties between Turkey and Pakistan have been bestowed on very few countries and nations in the world. The two countries have been in solidarity with each other in their hardest days and consider their duty to support one another. Our brotherhood, though not born out of blood ties, was born out of affection and bond of love, which is beyond blood. Our hearts are one, our joy is one, our pain is one. 1915 senesinde Türk askeri şanlı ve kutlu bir direnişte Çanakkale Boğazı'nı savunurken Pakistan halkı cebeden 6000 kilometre uzaklıkta Türk ordusuna destek vermek amacıyla Lahore meydanında iki ülke kardeşliğinin nişanesi olan tarihi bir miting gerçekleştirmiştir. Kardeş Pakistan halkı seccadelerine kapanarak Türkiye'nin istiklali ve istikbali için Rabbim ve Rahimimize dualar etmiştir.
While the Turkish military defended the Dardanelles with a glorious and blessed resistance in 1915, the people of Pakistan held an historical meeting in Lahore Square, 6,000 kilometers away from the front, to support the Turkish army. Brotherly people of Pakistan prayed for Turkey's independence and for our future to our Rabbi Rahim. Burada bir örnek vermek isterim. Bizler doğduğumuzdan itibaren Pakistan sevgisiyle büyüdük. Yıl 1974, Kıbrıs Barış Harekatı. O zamanlar böyle basın, yazılı ve görsel basın yoktu. İletişim araçları yoktu. And I would like to give you an example how we were grown up with love of Pakistan. And I would like to mention about the year 1974, the Cyprus peace operation of Turkey. And at those times there were not this much means of communication and media. Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı başladığı zamanlar savaş ortamındaydık. Rahmetli babam ajans deniyordu, radyo dinliyor. Böyle kulağına eğilmiş, radyoyu dinliyor. Ben 8 yaşındaydım. And we were in the environment of war at the times of Cyprus peace operation. And my deceased father was listening to radio. He was putting the radio to his ear and he was listening to radio. Bütün dünya Türkiye'nin karşısında bir duruş sergilerken babam rahmetli bir anda bir çığlık attı, sevinç çığlığı attı. Sordum, baba ne oldu diye. Oğlum, Pakistan bizim yanımızda diye söyledi. And what all the world was against our country during this peace operation, my father suddenly screamed. And I asked to him, what happened, father? And he said, my son, Pakistan is on our side. Görmeden sevmeye başladık. O gönül sevgisi, gönüllerden o yakınlık var ya, biz görmeden 8 yaşında daha okula gitmemiştim ama sevmeye başlamıştık Pakistan'ı. We started to love Pakistan without seeing each other. I was just 8 years old going to primary school, but I started to love Pakistan people without seeing them. En zor zamanlarımızda şunu biliyoruz ki Allah'ın yardımından sonra Pakistanlı kardeşlerimiz bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. And we all know that in our most difficult times, after Allah's help to us, Pakistani brothers will always help us, be with us. İşte en son mensubu bulunduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bombalar atan FETÖ terör örgütüne karşı yine Pakistan devletimiz ve Pakistanlı kardeşlerimiz bizim yanımızda oldu. And in the latest incident against FETÖ terrorist organization that bombed our national assembly, Pakistani our Pakistani brothers have been on our side by side with us. Nasıl söyleyeyim? Bu tarif edilemeyen bir sevgi, tarif edilemeyen bir aşk gibi. How can I describe this feeling? It is an undescribed feeling. It's an undescribed love. Evet, duygularımdan sizlere bahsetmek istedim. Değerli katılımcılar, Türkiye'de Pakistan'ın bağımsız bir devlet olarak kuruluşundan itibaren kardeş Pakistan'ın tüm sorunlarında yanında yer almış ve destekçisi olmuştur. Ülkemiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de daima Pakistan'ın ve kardeş Pakistan halkının yanında yer almayı sürdürecektir. Bilhassa terörle mücadelesinde Pakistan'ı desteklemeye her daim dünya durdukça devam edeceğiz. Turkey likewise has supported and has stood by brotherly Pakistan during its tough times since the establishment of Pakistan as an independent state. Our country will continue to stand by Pakistan and brotherly Pakistani people in the future, as it has done in the past. We will always continue to support Pakistan, particularly in its fight against terrorism. Bizler biliyoruz ki aramızdaki kardeşlik
sıkıntılarımızda destek olmanın yanı sıra birbirimize taraf olmayı da gerektirir. Türkiye'de devleti ve milletiyle büyük acılar yaşayan, muhtelif baskılara maruz kalan Keşmir halkıyla dayanışma içindedir. Türkiye, Keşmir sorununun Pakistan ve Hindistan arasında diyalog yoluyla ilgili Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentilerini gözeterek çözülmesinden yanadır. Türkiye, Keşmir meselesinde adaletin, barışın, diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir. We know that brotherhood between us requires not only supporting each other during our troubled times, but also taking sides with each other. Turkey is also in solidarity with the Kashmiri people who have been exposed to various oppressions and have been living in great pain with its state and nation. Turkey is in favor of solving the Kashmir issue through dialogue between Pakistan and India on the basis of the relevant United Nations resolutions and taking into consideration the expectations of our Kashmiri brothers. Turkey will continue to take place next to justice, peace and solving the problem through dialogue in the Kashmir issue. 1 Ocak'ın yasama döneminde Türkiye-Pakistan Parlamenter Arası Dostluk Grup Başkanı olarak katkı sunarken her zaman bizlerin yanında olan, bizlere desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o dönemdeki Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'a, şu andaki Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'a, bakanlarımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin temsilcileri olarak milletvekili görev yapan arkadaşlarıma, bütün bürokratlarımıza, özellikle görevi devraldığım Van milletvekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olan ve dostluk grubu başkanı olan Buran Kayatürk ağabeyime, elbette aileme teşekkürlerimi bir borç bilirim. I would like to thank, first of all, our President Recep Tayyip Erdoğan and the former Speaker of the Parliament İsmail Kahraman and the Speaker of the Parliament now Mustafa Şentop and all other members of Parliament and ministers in this case. Şahsıma Sırrı Pakistan Devlet Nişanı Tevdi eden Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Arif Alvi'ye şükranlarımı sunuyor. Siz değerli dostlarımızı ve tüm Pakistan halkını en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yaşasın Türkiye, yaşasın Pakistan, yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. The President of the Islamic Republic of Pakistan, who entered to make the State Medal of Sari Pakistan, and I greet you, our dear friends, and all the Pakistani people with my heartfelt feelings. And I say, long live Pakistan, long live Turkey, long live Pakistan-Turkey friendship. Türkiye Sağlık Bakanlıkları arasında yakın ilişkiler kurulmasına yardımcı olduğunda pek çok erken uyarı ve müdahale sisteminin kurulmasına verdiği destek, ilaç arama sistemi ve Pakistan'daki sağlık sektörüyle ilgili diğer bir çek reformda yer almaktadır. Eylül 2017'de Lahore'da Pak Medica fuarının kurulması, Türkiye'deki en üstteki 50 firmayı Pakistan'daki fuarda buluşturmuştur. Pakistan halkına özellikle sağlık sektöründe sunduğu bu çok değerli ve şimdi devlet nişanı sahiplerini ve ailelerini grup fotoğrafı için. Buradan kalabalığı. Mikrofon ses gelmiyor lan. Maskeler çıkıyor. Evet. Onu çıkar.
Ya bu